Merhaba, ben Matilo Goretti İlköğretim Okulu'ndan fizik kimya öğretmeni Sevilay İgci Hapçe. Şimdi 9. sınıf fizik dersinde atom yapısı ve çekirdeğinden bahsedeceğiz. Geçen dersimizde atom yapısından bir hayli uzun uzun bahsetmiştik. Şimdi ise devam ediyoruz. Nükleer kuvvet tipik nükleon boşluğu uzaklığında son derece çekicidir ve bu da protonlar arasında elektromanyetik kuvvet tarafından kaynaklanan itici kuvvetin üstesinden gelmektedir. Böylelikle çekirdeğin oluşması sağlanmaktadır. Fakat bu güçlü nükleer kuvvet sınırlı bir etki alanına sahiptir ve uzaklıkla birlikte çabucak zayıflanmaktadır. Bundan dolayı yalnızca belli bir boyuttan küçük olan çekirdekler tamamen kararlı halde kalabilir. Çekirdek kuvvetleri. Atom çekirdeği güçlü nükleer kuvvet tarafından bir arada tutulur. Bu kalıcı güçlü kuvvet, kuarkları birbirine bağlayarak proton ve nötronların oluşmasını sağlayan güçlü etkileşimin küçük posasıdır. Bu kuvvet, nötronlar ile protonlar arasında daha zayıftır çünkü kendi içlerinde nötr hale getirilmektedir. Aynı şekilde nötr atomlar arasındaki elektromanyetik kuvvet, örneğin 2 adet durağan gaz atom arasındaki van der Waals kuvveti, atomun parçacıklarını içten birlikte tutan elektromanyetik kuvvete göre oldukça zayıftır. Örneğin hareketsiz bir gaz atomundaki elektronu kendi çekirdeğinde tutan kuvvet. Güçlü nükleer kuvvet çok kısa mesafeleri için etkilidir. Genellikle yalnızca birkaç femtometre aşağı yukarı bir ya da iki nükleon çapında. Güçlü nükleer kuvvet herhangi bir nükleon çifti arasında çekim olmasını sağlar. İşte şekilde gördüğünüz gibi elektrik itişi çekirdeği parçalamak ister. Ancak güçlü nükleer kuvvet çekirdeği bir arada tutar. Örneğin proton ve nötron arasındaki bu çekim döteryumu oluşturmaktadır. Ayrıca bu çekim protonların kendi aralarında ve nötronların kendi aralarında da mevcuttur. Çekirdek dönüşümleri nelerdir? Nükleer enerji emilimi veya salınımı nükleer reaksiyon sırasında gerçekleşir veya radyoaktif çürümede. Enerji tüketimi veya salınımının nedeni giren ve çıkan ürünlerin arasındaki nükleer enerji bağının farkıdır. En iyi bilinen egzotermik nükleer tepkimeler fizyon ve füzyondur. Fizyon tepkimesi ve füzyon tepkimesi şekilde. Nükleer enerji atomik füzyon tarafından serbest bırakılabilir. Tabii ki ağır bir çekirdek, örneğin uranyum parçaları ayrıldığında buradan çıkan enerji dünyanın dört bir yanında elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Enerji aynı zamanda nükleer füzyonda da serbest bırakılır. Burada işlev de tam terse doğru, yani hafif elementten ağır elemente yaratma olayıdır. Örneğin hidrojeni helyuma çevirmek. Radyoaktivite nedir? Radyoaktivite ise radyoaktiflik, ışın etkinlik veya nükleer bozulma, atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır bir enerji türüdür. Çekirdek tepkimesi sırasında ortaya çıkar, insan vücudunun da birçok nesnenin de içinde geçebilir. Nükleer enerjinin kullanılması. Nükleer enerjinin temel atomlarının gücünü kontrol altına alıp bu gücü kullanmaya dayanır. Hem fizyon hem de füzyon atomlar aracılığıyla enerji oluşturmak için değiştirilmiş nükleer süreçlerdir. Ancak ikisi arasındaki fark nedir? Basitçe söylemek gerekirse füzyon bir atomun ikiye bölünmesidir. Şekilde gördüğünüz gibi. Füzyon ise iki hafif atomun nükleer reaksiyonlar sonucunda birleşerek daha ağır bir atom oluşturmasıdır.
Bu nedenle fizyon ve füzyon birbirinden çok farklı olan karşıt süreçlerdir. Füzyonun kelime anlamı parçaların ayrılması ya da yarılanmasıdır. Bu ortaya çıkan enerji daha sonra nükleer reaktörde su ısıtmak için kullanılır ve sonuç olarak elektrik üretir. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan yüksek hızlı elektronlar diğer füzyon reaksiyonları veya zincir reaksiyonları başlatan mermiler haline gelir. Kararsız izotoplar çok hızlı parçacıklar tarafından bombardımana tutulduğunda nükleer füzyon gerçekleşir. Bu nötronlar hızlandırılır ve daha sonra kararsız izotopa çarparak füzyona neden olur veya daha küçük parçacıklara ayrılmış olur. Bu işlem boyunca nötron hızlandırılıp hedef çekirdeğe çarpar. Bu hedef çoğunlukla nükleer güç reaktöründeki uranyumdur. İşlem sonucunda hedef çekirdek bölünüp 3 tane yüksek hızlı nötrona ve daha küçük bir izotopa ayrılır. Ve çok miktarda enerji açığa çıkar. Füzyonun kelime anlamı bir bütün olan ayrı parçaların birleşmesidir. Nükleer füzyon atomik çekirdeklerin birleşerek daha ağır çekirdekler oluşmasıdır. Ve sonucunda çok büyük miktarda enerjinin serbest bırakılması olarak tanımlanır. Son derece büyük basınç ve sıcaklık altında düşük kütleli izotopların tipik olarak hidrojen izotopları birleşmesiyle füzyon olayı meydana gelir. Füzyon güneşte ortaya çıkan enerjinin kaynağıdır. Tritiyum ve döteryum atomları bir helyum izotopu ve bir nötron oluşturmak için çok yüksek basınç ve sıcaklık altında birleşir. Bununla yanı sıra muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Bilim insanları elektrik üretiminde kullanılacak bir füzyon reaktörü yapmak için nükleer füzyon kontrolü üzerine çalışmalara devam etmektedir. Füzyon neredeyse sınırsız yakıt imkanı sağladığı ve füzyondan daha az radyoaktif malzeme oluşturduğu için bazı bilim insanları bu tür bir güç kaynağının çok iyi imkanlar doğuracağına inanıyor. Ancak bulunduğu alanda reaksiyonun nasıl kontrol edilebileceğini anlama zorluklarından dolayı füzyon reaktörü gelişimi ağır ilerlemektedir. Yavaş yavaş. Hem füzyon hem de füzyon enerji üreten nükleer reaktörlerdir. Ancak uygulamaları aynı değildir. Füzyon ağır, kararsız bir çekirdeğin daha hafif iki çekirdeğe parçalanmasıdır. Ve füzyon ise iki hafif çekirdeğin birleşip büyük miktarda enerji açığa çıkardığı bir süreçtir. Füzyon kontrol edilebildiği için nükleer enerji reaktörlerinden kullanılırken füzyon reaksiyonun kontrolü kolay olmadığından dolayı ayrıca bir füzyon reaktörü için gerekli koşullar oluşturmak çok maliyetli olduğundan dolayı enerji üretmek için kullanılamaz. Araştırmacılar füzyonun gücünü daha iyi ve güvenli şekilde kullanmak için yeni yollar aramaya devam ediyor. Ancak araştırmalar deneysel aşamalardadır. Bu işlemler birbirinden farklı. İki süreç olmasına rağmen geçmişte, şu anda ve gelecekte enerji oluşturmak için önemli bir role sahiptir. Ve işte bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek ders görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.